cela fit. Et iki buçuk milyon yolcu taşıyoruz. Dolayısıyla toplu taşıma kararımızı sunuyoruz. Tüzük park yapılmış. Aynı zamanda akülü araçlarla, tüzüklü akülü araçlar. Devam etmekte. Bu yüzden biz küçük düşünmedik, büyük bir proje bu. Yani çok zorlanıyor bir yerde çünkü motosikletlerin en yoğun olan bölge. Sorular hazırlamışlar. Soru öz ve not alacak. Toplu taşıma grubu biz şehir içerisinde iki grup yapıyoruz. Birincisi Büyükşehir Belediyesi bünyesinde personel olarak biz yönetiyoruz. Şanlıurfa 2 milyon nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biri ve nüfusu en çok artan hızla büyüyen bu kentte ulaşım, toplu taşıma ve kent içi trafik düzenlemeleriyle günlük hayatı rahatlatmaya yönelik faaliyetler Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli görevlerimizden birisi. Toplam 2142 kilometre yol çizgi ve boyaları son bir yılda tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı. Şanlıurfa'ya ulaşım konusunda yardımcı olmak üzere Büyükşehir'in yapılanması konusunda danışmanlık yapmamı rica ettiler. O gündür, bugündür ve teknik heyetimizde bu danışmanlık sürecini devam ettirdik. Hemen şurada yaklaşık 20 kilometre mesafemizde Göbekli Tepe'nin bulunmasıyla Şanlıurfa tarihi 12 bin yıla kadar geriye doğru çekilmiş oldu. Kim bilir daha geçmişte neler oldu. Bütün bunların hepsinin çalışılması gerekiyor ve sürdürülebildiği bir metropolitan anlayış içerisinde kentin planlarına güvenilmesi gerekiyor. Tabii ki bu kurulmuştur. Bütün bunların hepsini Büyükşehir Belediyesi kurmuş bulunması hemen yapmak mümkün değil. Peki biz ne yapalım dedik? Bu çalışmalar paralel bir şekilde belediyemizin diğer birimleri tarafından yürütürken, hazırlıklar yapılırken biz ulaşım dairesiyle beraber oturduk. Kentin kısa vadede yapılabilecek çalışmalar nelerdir? Hemen üçüncü faktörü ele aldık. Kentin toplu taşıma sistemleri ne durumdadır? Kentin toplu taşıma sistemlerini nasıl bir değişiklikle daha optimum, daha cazip hale getirebiliriz? Arkadaşlar, nüfusu 100 bini aşan şehirlerde ulaşım problemi ya da ulaşım hadisesi toplu taşıma sistemleriyle toplu taşıma sistemleri diye sorarsanız ana dominant karakter toplu taşımadır. Bireysel taşımacılığın ya da otomobille yapılan taşımacılığın azaltılması gerekir. Bu nedenle burası 100 binin ötesinde şehir merkezi 901 milyon nüfusa erişmiş bir merkez olduğu için toplu taşıma sistemleri üzerinde çok ciddi yapılanma ve çalışmalar var. Bunlar neler olduğunu benden sonraki arkadaşlar sizlere anlatacaklar. Bu çerçevede inşallah inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda da ulaşım master planı sonuçları görülmüş olacaktır. Biz bu çalışmaların bazı öngörüleri olarak şehrimizde bazı hatlarda otobüslerde toplu taşıma sistemlerine dönüşüm yaparken bazı hatlarda BRT sistemlerine kurdular ve bazı hatlarımızda da raylı sistemlerin çıkabileceğini düşünerek orada cephe tramvayı, hafif metro sistemlerinin ön çalışmalarını da başlatmış olduk arkadaşlar. Bu kentin ulaşım problemini çözmeye yönelik ana başlıklarımız genel olarak bunlar. Ancak temelde gördüğümüz sorunlardan, en önemli sorunlardan bir tanesi de şu. Buna da izin verirseniz değinmek istiyorum. Bu kentte gördüğümüz önemli problemlerden birisi otopark sistemi. Otopark işletim sistemlerimizde ne yazık ki kent merkezlerimizde ciddi manada kuralsızlık ve uyumsuzluklar söz konusu. Çoğu zaman görüyoruz, kaldırımların üzerine araç park ediliyor, otobüs duraklarına araç park ediliyor, parklanması yasak olan yerlere araçlar park ediliyor.
Zaman zaman karşılaşıyoruz orada. Görevlilerle çeşitli şekilde tartışmalar da oluyor. Şunu da gördüm. Bazı kapalı otoparklarınız var kent içerisinde. Otoparklar yapıyoruz. Doluluk oranları %60'ı geçmiyor. Ama yol üzerindeki dolulukları çok çok yüksek. Fevkalade yüksek. O nedenle sürücülerin, yolcuların ve yayaların da kurallara uyması, bunların bir trafik kuralı biçiminde hareket etmesi, kentlere ulaşım sorunlarının çözümünde önemli bir yer kazanır. Şanlıurfa Belediyesi, Ulaşım Bilimleri ve Belediye Başkanımızın da büyük gayretleriyle bütün bu konularda çalışmalar yapıyor. Bendeniz her ay buraya geliyorum, arkadaşlarla bu çalışmanın içerisinde bizler bulunuyorum ve tabii ki bir kentte bütün ulaşım sorunlarını böyle hemencecik yapıp çözmek çok mümkün olmayacak. Kentlerdeki insan hareketlilik sorunu var. Bu şöyle bir tanımlama yapabiliriz. Yeterli sayıda insanlarımızı güvenli ve zamanında varmak istedikleri yerlere biz ulaştıramıyoruz. Asıl problem budur. Yoksa siz bu problemi önce tahlil edilmediği zaman hiçbir kentin problemi çözülmez. Bundan dolayıdır ki Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde çok benzer problemler var ve bu problemler her yerde olduğu gibi değişik sivil toplum örgütleri ve değişik insanlar tarafından sürekli belediyeler bombardımana tutulmaktadır. Şimdi karşımızda bu problem varken bu problemi nasıl çözeceğiz diye ara sıra düşünüyoruz. Şimdi mevcut araçlarla şehir merkezlerine erişebilir miyiz? Bugün hocam yüksek sayıda araçlarla şehre nasıl geleceğiz? Şimdi hemen şöyle bir tahlil yapalım. Yolların metrekaresi alanını ölçelim ve bütün araçlar mevcut günlük şehre inecek ihtiyaç araçlarını böyle bir kapladı alanı eğer karşılaştırırsak eminim ki araçların kapladığı alan mevcut yollarımızın bunu istidam edecek yollarımızın en az araçlar 10 kat fazla daha alana sahip olacak. Öbür yüksek alana sahip bir ulaşım sisteminde biz kent merkezinde insanları nasıl taşıyacağız? Kent merkezi dediğimiz zaman çoğunlukla insanların gelmek istedikleri ve insan hareketinin çok yoğun olduğu bölgeler. Nedenleri ise ticaridir, sosyaldir, kültüreldir, tarihidir vesaire vesaire. Biz artık kentlere yaklaşımımız artık farklı olması gerekmekte. İnsan sayısını ne kadar çok şehir merkezlerine getirebilirsek o kadar çok başarmış olacağız. Şimdi bizim çok değerli bir yerimiz ve vakfı. Biz isteriz ki her gün vakfıya binlerce insan ziyaret etsin. Zaten de öyle şu anda. Türkiye'de değişik şehirlerde her gün vakfıya gittiğimiz zaman çok farklı insanlar görüyoruz. Çok muazzam bir çekim merkezi haline gelmiş. Ama biz vakfı gölü dibinde yüksek sayıda araç istihdam ettiğimiz takdirde biz bu vakfı gölü kısa bir zamanda kalıcı ilan edeceğiz. Artık kimse gelemeyecek. Bu ticari faaliyetleri, bu kültürel faaliyetleri yapabileceğimiz kanaatinde değilim. Ne yapmamız lazım bundan sonra? Hemen şöyle söyleyebiliriz biz. Bu yüksek sayıdaki insanları kent merkezlerine veya çekim alanlarına ulaştırmak için dünyada en çok kullanılan sistem toplu taşıma. Yani insanları toplu bir şekilde bir yere götürdüğümüz zaman. Ama bunu yaparken de, çünkü toplu taşımayı siz alıyorsunuz bu sefer, kent merkezlerinde hareketi çok yavaşlıyor. Yani dün bir sorunum vardı. Toplu taşımanın kapasitesini çok düşürmüş oluyoruz. Elimizde 100 tane araç var. Bu 100 araçla bir 1000 kişi taşıyabilirken bu trafik sistemi içerisinde bu 100 araçla 500 kişi taşıyabilir. Orada 500 kişi zararımız oluşmuş oluyor. O zaman ne yapmamız lazım? Bir yandan toplu taşımayı cazip hale getirirken diğer yandan da trafiği biz azaltmamız gerekmekte. Toplu taşımanın daha hızlı hareket etmesi, daha güvenli hareket etmesi için toplu taşımaya ayrı şeritler tahsis etmemiz lazım ve bu şeritlerde trafik tedbirlerini çok ciddi bir şekilde almamız lazım. Şimdi bu sorunların hepsinin bir dönemde, bir ay, bir yılda, üç yılda çözülme imkanı maalesef yok. Belli bir imkanımız var, belli bir donanımımız var, belli bir standartlarımız var. Yani bunlar güzel durumlara sahip olması lazım. Şimdi Kayseri olsun, Konya olsun, durumlar da burada şunlar yaptılar. Çok da ondan doğrusu gerisinde olduğunu düşünüyorum. Tabii bu süreç meselesi. Onlar hali sorunlarını çözmemişler, aynı sorunlar onlarla hiç şahit ediyoruz, net bir şeyler yapabilir.